7'sine kadar geçer. Tercellere başlıyor. Oradan bir tercih edildi. Bir çatarlıyor. Tercellere Özgür. Nereye? Ne yapıyorsunuz? Eyleştik verdik. Evet. Bayburt, Kızışhane. Yol bakım onarım. Asfalt, karla mücadele. Hakan mı? Karaköy'deki inşaatla ilgili burada ne iş yapıyor? Burada benim kızım var, gıda mühendisi de. Onun yanına gidip geliyorum. Orada şimdi kalabalık tutmayın. Şimdi kalabalık tutarsan Cumhurbaşkanı kabinemizin almış olduğu kararlar çerçevesinde bayram sonuna kadar alınmış olan kısıtlamalı tedbirleriyle alakalı bugün Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Ticaret Odası Başkanımızla birlikte kısıtlamalara uyulup uyulmadığı noktasında gerek polis kontrol noktalarımızda, jandarma kontrol noktalarımızda gerekse esnaflarımızın kısıtlamalara uyup uymadığı vatandaşlarımızın kısıtlamaya uymadığı noktasında denetlemeler yaptık. Ben kısıtlamalara uyan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla da bütün vatandaşlarımıza lütfen ihtiyaç olmadığı müddetçe evlerinizden çıkmayın. Kısıtlamalara uyalım. Hep birlikte el ele vererek bu sıkıntılı süreci ülkemizin üzerinden atalım. Bayram sonrası tamamıyla hastalıktan arınmış bir ülke olarak bütün hayatiyetimizi devam ettirelim istirhamında bulunuyorum. Gelen vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla tekraren çağrıda bulunalım. Daha önce de bulunmuştuk. Lütfen gelen vatandaşlarımız kendilerini en az bir hafta 10 gün izolasyona tabi tutsunlar. Muhtarlarımızdan, diğer vatandaşlarımızdan istirhamımız gelen vatandaşlarımıza bu süreç içerisinde bir irtibata girmemeleri. İnşallah bu rakamlar düşmeye başladı. Bütün ülkede olduğu gibi ilimizde de düşmeye başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte daha hızlı bir şekilde düşüş olacağını ümit ediyoruz. Ama bu tabii ki vatandaşlarımızın tedbirlere eksiksiz bir şekilde uymasıyla mümkün olacaktır.